yükseklik ve uzaklık konusuna giriş yapabilmek için bir süreliğine süpermen olduğumuzu düşüneceğiz. Harika bir fikir. Karşımızda çok yüksek bir bina var ve bu binanın çatısında da yardımımıza ihtiyacı olan biri var. Kötü bir adam tarafından köşeye sıkıştırılmış masum bir vatandaş. Evet ne kadar klişe bir süpermen hikayesi oldu öyle değil mi? Her neyse. Şimdi eğer süpermen olmasaydık buraya kadar koşar asansöre biner ve çatıya çıkardık ama süpermeniz. Ve bu durum karşısında doğrudan buraya uçmaya karar veriyoruz. Fakat bu uzaklığın ne kadar olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bu uzaklığın ne kadar olduğunu bulmanın bir sürü yolu vardır ve biz de süpermen olduğumuz için bunun basit bir yolunu hemen bulabiliriz öyle değil mi? Süpermeni tanımayanınız var mı bilmiyorum ama tanımayanlar için hemen söyleyeyim. Süpermen gözlerinden lazer ışını çıkarabilir ve bu lazer ışınları gözlerinin tam da o anda bakmakta olduğu noktaya kadar ulaşabilir. Örneğin kafanızı yukarı ya da aşağı oynatmadan dost doğru buraya bakarsanız lazer ışınları bu yöne doğru ilerler. Peki şimdi bana gözümden lazer ışını çıkmasının bu uzaklığı hesaplamakla nasıl bir alakası olduğunu söyleyebilir misiniz? Süpermen olduğumuz için elbette ki çok da akıllıyız ve kafamızı bu şekilde yukarıya doğru kaldırmaya başlıyoruz kaldırıyoruz 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 ta ki lazer ışınları binanın çatısına yani uçmamız gereken yere ulaşana kadar. İşte bu anda yapmamız gereken tek şey kafamızı ne kadar kaldırdığımızı bulmak. Evet, binanın çatısına kadar gitmek yerine yapmamız gereken tek şey kafamızı yani gözlerimizden çıkan lazer ışınlarını buradaki yatay pozisyondan ne kadar yukarı kaldırdığımızı bulmak. Bu açının 40 5 derece olduğunu da bulduğumuzu düşünelim. Ne kadar da şanslıyız değil mi? Yani bu açı 63,75 derecede olabilirdi ama Süpermen'in dünyasında da her şey süper olduğu için bu açı da 45 derece. Peki şimdi soru geliyor. Google Maps'ten aldığımız bu bilgiyi yani binadan ne kadar uzakta olduğumuz bilgisini ve kafamızı ne kadar kaldırdığımızı tanımlayan bu açıyı kullanarak bu uzaklığı nasıl hesaplayabiliriz? Bu noktada binanın yatay düzlenme dik açı yaptığını hesaba katmamız gerekecek ve bu da bu üçgenin bir dik üçgen olduğu anlamına gelir. Bunun bir dik üçgen olduğunu belirledikten sonra üçgenin bu açısını ve açıya komşu olan kenarı bildiğimize göre hipotenüsü kolaylıkla bulabiliriz öyle değil mi? Hipotenüs ve komşu kenarı birbirine bağlayan oran. Bu hangisiydi? Doğru, kosinüs. Ve eğer 45 derecenin kosinüsünün ne olduğunu hatırlıyorsak ya da elimizin altındaki bir kitaptan bunun neye eşit olduğunu bulabilirsek, bu uzaklığı da hemen hesaplayabiliriz. Bu uzaklığa d diyelim. 45 derecenin kosinüsüne gelince, isterseniz hemen bir kitaba bakabilirsiniz ama ben şu şekilde yapacağım. Şuraya hemen bir üçgen çizeyim. Bu üçgen bir açısı 45 derece olan bir dik üçgen olacak. Şimdi bu üçgenin bu kenarı bir birimse, bu kenarı da bir birimdir, öyle değil mi? Neden diye soracak olursanız, bu açı eğer 45 derece ise, bu açı da 45 derecedir. Yani bu üçgen bir ikizkenar dik üçgendir de ondan. İkizkenar üçgenin iki kenarının birbirine eşit olduğunu da biliyor olmalısınız, değil mi? Ve bundan sonra da Pisagor teoremini kullanarak hipotenüsün karekök içinde 2'ye eşit olduğunu hesaplamak son derece kolay. Ayrıca bu üçgeni kullanarak 40 45 derecenin her şeyini de kolaylıkla bulabiliriz. Mesela sinüs 45, 1 bölü karekök içinde 2. Kosinüs 45 de 1 bölü karekök içinde 2. Evet, 45 derecelik bir açı söz konusu olduğunda kosinüs ve sinüs birbirlerine eşittir. Ve buradan tanjantı ve kotanjantı da 1 olarak bulabiliriz. Şimdi buraya geri dönecek olursak, ihtiyacımız olanın kosinüs 45 olduğunu söylemiştik komşu bölü hipotenüse eşittir değil mi? Üçgenin boyutları ne olursa olsun bu böyle. Önemli olan oranlardır ve bu yüzden de bu trigonometrik oranları aklımızda tutmak son derece faydalı bir şeydir. Komşu bölü hipotenüs yani 100 bölü d. Kosinüs 45'in yerine 1 bölü karekök içinde 2 yazabiliriz öyle değil mi? Şimdi çapraz çarpım yaparsak D'nin 100 çarpı karekök 2'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Yazıyorum. 100 çarpı karekök 2. Peki birimi ne olacak? Tabii ki metre. Cevabı isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ama bunun neye eşit olduğunu bulmak isterseniz karekök 2'nin yaklaşık değeri 1,414'e eşit olduğundan bu uzaklığın yine yaklaşık olarak 141,4 metre olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu kadar. Peki bu uzaklığı bulmak için Süpermen ve gözden çıkan lazer ışınlarından bahsetmemize gerek var mıydı? Hayır, Superman olsaydık bu daha kolay olurdu ama normal bir insan olarak gözümüzden lazer ışını çıktığını hayal de edebiliriz. Bu ışınların aynen Superman'in ışınları gibi doğrudan baktığımız noktaya ulaştıklarını düşünebiliriz. Gözlerimizle baktığımız noktayı birleştiren doğruya görüş hattı adı verilir. Eğer kafamızı aşağı ya da yukarı kaldırmazsak görüş hattımız baktığımız yatay hatla aynı olur. Kafamızı kaldırıp eğilirsak da bu şekilde yukarıya doğru hareket eder. Görüş hattının baktığımız noktaya doğru gözümüzden çıkan lazer ışınları gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Kafamızı kaldırırsak görüş hattımız da yukarı hareket eder ve örneğin bu noktaya gelebilir. Kafamızı yataya göre 45 derecelik bir açıyla yukarı kaldırmamız gerekmişti az önce öyle değil mi? Bu açıya da bu noktanın bize göre yükselme açısı adı verilir. Hemen not edeyim yükselme açısı. Bunun neden bu şekilde adlandırıldığını da öğrenmek ister misiniz? Az önceki hikayeyi uzun yoldan, Süpermen'in gözlerinden lazer ışını çıkıyor ve ışınların binanın tepesindeki bu noktaya ulaşması için kafasını 45 derece kaldırması gerekiyor demiştik değil mi? Aynı hikayeyi çok daha kısa bir biçimde binanın tepesinin Süpermen'e göre yükselme açısı 45 derecedir diye anlatabilirdik. Bu iki hikaye aynı şeyi anlatır, evet. İkinci hikayede aslında Superman, bu arada bu kişinin Superman olmasına da gerek yok, herhangi biri de olabilir. Evet, yerde duran herhangi biri eğer kafasını yataya göre 45 derece kaldırırsa, gözlerinden çıkan hayali lazer tam olarak bu noktayı gösterir demek istiyoruz. Yükselme açısının uzun bir hikayeyi ne kadar kısaltabileceğini gördünüz değil mi? Ayrıca bu konuda karşılaşacağımız tüm sorularda da özetleyip bu şekildeki çizimlere indirgeyebileceğimiz hikayeler olacak. Görüş hattı ve yükselme açısı terimlerini öğrendik. Size bir de alçalış açısından bahsetmek istiyorum. Yükselme açısının ne olduğunu anladığınıza göre alçalış açısının da ne anlama geldiğini tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Biraz düşünmek ister misiniz? Bu hikayeyle biraz oynayarak alçalış açısının ne anlama geldiğini gelin birlikte görelim. Bu defa Superman binanın tepesinde olsun. Masum vatandaşı kurtarmış ve güneşleniyor. Tam o anda sokakta köpeğini gezdirmekte olan bir başka vatandaşla bir bisiklete çarpmak üzere. Superman Superman olduğu için tabii ki de bu vatandaşı kurtarmak isteyecek. Ama bu defa sadece alçalış açısını bildiğimizi varsayalım. Buradaki vatandaşın süpermene göre alçalış açısı e, 60 derece olsun. Şimdi yükselme açısının ne olduğunu bildiğinize göre bana alçalış açısının ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Evet, bu vatandaşla köpeğinin süpermene göre alçalış açısının 60 derece olması ne anlama gelir? Hadi biraz düşünün. Ne demiştik? Süpermen işlerini bitirmiş ve çatıda güneşleniyor. Aşağıda olup bitenden haberi olmadığı için görüş hattı bu şekilde. Yani yere paralel. Dikkati aniden sokaktaki vatandaş ve köpeğine kaydığında da kafasını aşağıya doğru indirip onlara bakması gerekecek. Öyle değil mi? Kafasını indirecek, indirecek ve bakışlarını bu şekilde vatandaşla köpeğine dikecek. Kafasını indirdiği açıda alçalış açısı olacak. Evet, kafasını yataya göre indirdiği açı alçalış açısı olarak adlandırılır ve bunun 60 derece olduğunu biliyoruz. Hemen not edeyim. Alçalış açısı 60 derece. Aklımızda tutmamız gereken terimlerden biri daha alçalış açısı. Alçalış açısı görmek istediğiniz şeyi görmek için kafanızı yataya göre indirmeniz gereken açıdır. Bu noktanın alçalış açısı 60 derece ise kafanızı yataya göre 60 derece indirmeniz gerekir. Alçalış açısı dediğimizde kafamızı aşağıya doğru indirmekten bahsediyoruz demek ki. Yükselme açısındaysa yukarıya doğru kaldırdığımızı bir kere daha hatırlatalım. Bu iki açının da her zaman yataya göre ölçüldüğünü de aklınızdan çıkarmamalısınız. Şimdi bir de bu durumda ne kadar uçmamız gerektiği yani bu uzaklığın ne olduğunu hesaplayalım. Elimizde sadece bir açı var. Sizce sadece bunu kullanarak ne kadar uçmamız gerektiğini bulabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Bu durumda Superman ya da herhangi biri hemen bu binanın ne kadar yüksek olduğunu bulmalıdır. Binanın meşhur bir bina olduğunu varsayarsak bunu Google'a sorabiliriz öyle değil mi? Evet Google'a sorduk ve o da 100 metre cevabını verdi. Yeni terimler öğrendiğimiz için hesaplamaların zor olmamasını istiyorum. Kolay sayılar seçmemin sebebi de bu. Burası 100 metre. Bu açıda 60 derece ise ne yapabiliriz? Burası yere paralel öyle değil mi? Burasının 90 derece olduğunu da biliyoruz. Bu ikisi birbirine paralelse bu da bir kesendir ve bu iki açı birbirine eşittir. Yani 60 derece. Sonuç olarak bir dik üçgen elde ettiğimizi de görüyorsunuz, değil mi? Burası 60 derece ve 60 derecenin karşı kenarının da 100 metre olduğunu biliyoruz. Bu durumda hipotenüsü bulmak için hangi oranı kullanabiliriz? Doğru sinüs. Eğer 60 derecenin sinüsünün neye eşit olduğunu biliyor isek, her şey çok kolaylaşacak. Sinüs 60 için de bir açısı 60 derece olan bir dik üçgen çizelim. Burası 90, burası 60 derece. Ben bu kenar bir birimse hipotenüsün tabanın iki katı olacağını aklımda tutarım. Ve bu da kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğu anlamına gelir. Bu iki kenarı kullanarak üçüncü kenarın karesinin de 2'nin karesi eksi 1'in karesinden bulunacağını söyleyebilirim yani bu kenar karekök içinde 3 olarak bulunur 60 derece ile ilgili bilmemiz gereken tüm oranlar bunlar. Buna ek yani bonus olarak 30 derece için bilmem gereken tüm oranlara da artık sahibim. Bu iki üçgenle 30, 60 ve 45 derecenin kosinüs, sinüs ve tanjantlarının neye eşit olduklarını bulabiliyoruz. Demek istediğim eğer sadece bu iki üçgeni aklınızda tutarsanız bunların hepsini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Harika. Hadi bir de şu uzaklığın kaç metre olduğunu bulalım ve işimiz bitsin artık. Buna da d adını verelim. 100 bölü d, 60 derecenin sinüsüne, yani karekök 3 bölü 2 eşit olacak, öyle değil mi? Hadi hemen yazalım. 100 bölü d eşittir karekök 3 bölü 2. Buradan da d'nin ne olduğunu bulabiliriz, öyle değil mi? Bu arada bu açılarından biri 60 derece olan tüm üçgenler için geçerlidir. Tamam, çapraz çarpım yapalım. D eşittir 200 bölü karekök. 3. Bu cevabı bu şekilde bırakacağım ama eğer merak ediyorsanız siz yaklaşık olarak neye eşit olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bu videoda bu konuda karşılaşacağımız sorularda görüş hattı, yükselme ve alçalış açısı gibi terimleri göreceğimizi öğrendik. Görüş hattı, gözümüzden çıkan hayali lazerlerin baktığımız noktayla oluşturduğu hattı. Kafamızı eğer aşağı ya da yukarı kaldırmazsak Görüş hattımız her zaman yere paralel oluyor idi. Kafamızı aşağı indirdiğimizde görüş hattımız da aşağı doğru hareket ediyor ve kafamızın yatayla yaptığı bu açıya da açı eğer yatay düzlemin üzerindeyse yükselme altındaysa da alçalış açısı adı veriliyor idi. Evet. Bilmeniz gereken yeni terimler bunlar. Bunlar ve bu iki üçgeni aklınızda tutarsanız, bu arada çoğunuz trigonometri söz konusu olduğunda bir sürü şey ezberlemeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ama eğer sadece bu iki üçgeni hatırlarsanız 30, 45 ve 60 derecelik açıların sinüs, kosinüs ve tanjantlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu tarz soruları çözmek için bilmeniz gereken her şey bunlar. Tabii bir de soruda verilenleri çizerek dik üçgenleri bulmanız gerekiyor.